12 Şubat Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı himayesinde ev sahipliğini yaptığı Uluslararası Expo 2023 kapsamında Yüzyılın Sayfalarını Birlikte Açıyoruz sloganıyla kitap fuarı düzenledi. (Gülüyor) 4 ile 12 Kasım tarihleri arasında 8 gün boyunca kitapseverlere muhteşem bir fuar deneyimi yaşatan Expo 2023 kitap fuarı adeta tıklım tıklım doldu taştı. Fuarın son gününde kültür söyleşilerinin konuğu ise şair ve yazar Senai Demirci oldu. Yine kendi sesimiz eylemek içindir. Rabbimizin içimizden. Burada Aksu Haber'e özel açıklamalarda bulunan Demirci, bu kadar acıdan sonra böyle bal gibi bir günü yaşamak çok özel ve çok güzel. İnsan umutlanmak istiyor dedi. Bu kadar acıdan sonra böyle bal gibi bir günü yaşamak çok özel, çok güzel. İnsan umutlanmak istiyor. Bütün kırıklardan sonra bir onarımı, bütün kayıplardan sonra bir geri dönüşü hep arzuluyoruz. Geceden sonra gelen sabah gibi. Umutlandım. Expo Sayın Başkanımızın hayaliydi. Hayalin gerçekleşmiş olması, daha da böyle kanatlanacak olması sevindiriyor. Aslında gördüğüm kadarıyla Kahramanmaraşlılar da çok ilgi gösteriyor. Bu bir nevi bu kabustan uyanış eşiği, uyanışın böyle aydınlığı gibi görünüyor. Burada unutuyorlar. Unutabileceğimizi, acılardan bal çıkarabileceğimizi bir kez daha anlıyoruz. Tabii her şeyden önce kitap. Ne olursa olsun anlama doğru koşuşumuz, anlamı kucaklayışımız bizi bütün bu kırıklıklardan, acılardan çıkaracak olan biricik kapımız. Söyleşilerin ardından yaptığı açıklamada kitap fuarına katılan yazarlar ve kitapsever vatandaşlara teşekkür eden 12 Şubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, depremin ardından Expo 2023 sergi alanının rehabilitasyon görevi gördüğünü kaydetti. Evet, 14 Ekim'de Sayın Cumhurbaşkanımızın video konferansla Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Bey'in bizzat teşrifleriyle 2023 Expo'muzu açtık. Açılıştan sonra hemen süratle mevcut konjonktürü de dikkate alarak Filistin'deki zalim Netanyahu'nun, İsrail'in oradaki Müslüman kardeşlerimize saldırısına dikkat ederek farklı şeyler yapmadık. Yani eğlenceye dönük şeyler yapmadık. Daha anlamlı hale getirelim diye ilk olarak kitap fuarı düzenledik. İstedik ki bu kitap fuarıyla insanlarımızın okumaya meylini ya da iştahını ya da ilgisini daha çok kazanalım. Gerçekten bu 9 gün fuar döneminde çok ciddi Kahramanmaraşlı kardeşlerimiz ve dışarıdan gelen kardeşlerimiz bu kitap fuarına ilgi gösterdiler. Yüzün üzerinde de yayın evimiz katıldı. Çok ciddi bir katılım oldu doğrusu. Ve gördük ki çok da çok ilgi gördü. Özellikle hafta sonları saatlerce trafikten çıkamaz hale geldik. Kahramanmaraş'ımız için bu bir deprem travmasından sonra bir rehabilite görevi de yaptı. Ben böyle düşünüyorum doğrusu. İnsanlarımız o travmadan en azından bir günlüğüne, yarım günlüğüne de olsa çocuklarıyla beraber geldiler. Buradaki güzellikleri gördüler ve o travmayı bir miktar da olsa, cüz'i de olsa üzerlerinden atma imkanı gördüler. Alan 780 bin metrekare, devasa bir alan ki bu alan bataklık bir alandı. 13 Şubat Belediyesi burayı düzenlemek için çok ciddi gayretler gösterdi. Belli bir düzeye getirdikten sonra da toplumun her kesimine ama her kesimine uygun projelerle donattı içini. Söz gelimi çocuklar için çocuk dünyasını, gençler için eğlence dünyasını, hafta sonlarını rahat bir şekilde dinlenip geçirebilmeleri için hobi evlerini, Türkiye'de Konya'dan sonra uğur böceği bakımından, kelebek bakımından birinci olan
Uğur Böceği Kelebek Müzesi'ni, amfitiyatrosunu ve 23 ülkenin katılımıyla düzenlediğimiz Expo 2023 fuarı. Sadece bu kitap fuarıyla yetinmeyeceğiz. Havalar müsait olduğu sürece de burada daha farklı etkinlikler de yapacağız. Ben bütün Kahramanmaraşlı kardeşlerimin ve dışarıdan gelen kardeşlerimin gösterdikleri bu çok yakın ve üstün ilgiye çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra havalar müsait olduğu takdirde yapacağımız etkinliklerde kendilerini bekliyorum inşallah. Ama bir farkındalık daha yarattık burada. Onu da en son ifade edeyim. Fuar döneminde de 20'ye yakın ülkemizin düşünce ve fikir alanının en önde gelen isimlerini Kahramanmaraşlı kardeşlerimizle buluşturduk. Gerçekten bir arkadaşımız geldi, Türkiye'nin dış politikasını anlattı. Bir arkadaşımız geldi, Filistin meselesini anlattı. Tony Blair'in yani eski İngiltere Başbakanı'nın baldızı geldi. Gazze'deki durumu anlattı. Bugün Senayi Bey çok derin bir manevi hazla bizlere mutlu etti doğrusu. Yani bir taraftan da dediğim gibi Kahramanmaraşlı kardeşlerimizle kendimizi yenileme imkanımız oldu. Tekrar çok teşekkür ediyorum Kahramanmaraşlı kardeşlerime. Başkan Mahçiçek, şair ve yazar Senayi Demirci'ye günün anısına Expo 2023'ün sembol çiçeği Maraş Sümbülü'nü takdim etti.